Challenge bölüm 4. part yayınlandı ve birbirinden gizemli olaylar oldu. Sahte profesörs gibi tuvaletlerin orijinali tarafından kontrol edildi ortaya çıktı. Titanlar tekrardan birleşti. Önceki bölümlerde girmeye çalıştığımız kapıya sonunda girebildik. Şimdi sizinle birlikte yeni gelen bölümü detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve efsane teoriler yapacağız. Videoyu aşağıdan like'larınızı atmayı ve yeni bölüm geldiğinde anında haberdar olmak için abone olup yandaki bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, bölüme buradan başlıyoruz. Önceki bölümün son 10 saniyesini falan izliyoruz. Burada profesörs gibi tuvalet sahte oldu ortaya çıkmıştı. Tam burada bölüm biterken efsane üçlüyü bir arada görüyoruz. Bu görüntüye gerçekten aşığım ve burada Titan TV'den Profesör Skip Tuvalet'in Titan kameramanı aldığı merceğini geri veriyor. Yani biliyorsunuz Parti Gide tam burada ağzından bir şey çıkarıp merceğini gözüne almıştı. Ama tam burada kral hareket yapıp merceğini geri veriyor abi. Ulan Titan TV'den tam bir alfasın. Burada bir şey diyor. Bakın tekrar dinletiyorum. Sizin de yaptığınız teorilere baktığında Titan Tinman'ın Don't Stopping yani beni bıçaklama dediğini öğreniyoruz. Bu arada teorilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde sizin teorilerinize bakacağız. Yani burada şöyle bir gönderme yapıyorum. Titan Tinman biliyorsunuz burada Skiptor'a saldırırken Titan Spiker'ı orada bıçakla vuruyordu. Ve komik bir gönderme olmuş bence. Bölümü devam ettirdiğimizde tam burada bir patlama oluyor. Ve tahmin ettiğimiz gibi G-Man klonlarla birlikte geliyor. Yani Profesör Skip Tuvalet'te G-Man Skip Tuvalet klon özelliğini kullanabiliyorken niye bir tane klon yapsınlar ki? Ve şöyle bir teori yaptım. Bunu Naruto'nun Kagebo Ishin'in Nojutsu özelliğini kullanarak birden fazla klon yapmasını sağlıyor olabilirler. Evet, büyük ihtimalle daha önümüzde bir sürü klonlar görebiliriz. Hatta belki şöyle bir olabilir. Profesör Skip Tuvalet bizim Titanların kopyalarını yaratıp onlarla birbirlerine düşünebilir. Yani mesela Titan Team Man burada ise Profesör Skip Tuvalet'te Titan kameramanın kopyasını yapıp onlarla kavga ettirebilir. Bu da aklımızda bir yerde bulunsun. İlerideki bölümlerde karşımıza çıkabilir. Devam ettirdiğimizde burada sahte G-Man'leri görüyoruz. Ve tam burada Titan TV'den kılıcını açıyor ve saldırmaya gidiyor. Ama burada şöyle garip bir şey var. Ana ekranın televizyonda düz bir surat var. Sol omzunun üzerinde gülücük işareti, reaktörünün altında UV yazıyor ve sağ kolunda da kızgın işareti var. Ve bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Bu görüntüye aşığım. Bütün titanlar bir arada. Hatta bir teori daha söyleyeceğim. Buradaki bütün titanlar birleşip dev mega bir titan ortaya çıkarabilirler. Yani Titan TV kamera speaker man diye kocaman bir şey ortaya çıkabilir. Evet, burada tek başına bütün G-Man saldırmaya gidiyor ve burada ne yapalım adam tek başına saldırmaya gitti biz de başka bir yere gidelim diyor ve burada kolu yok ve tam burada ekranımıza bir şey geliyor. Duffer'ı görüyoruz. Duffer burada ekranlarımıza geliyor ve bize burada tam bir ekran yakalamaya çalışıyorum. Look to the left yani soluna bak diyor ve burada Duffer'ı dinleyip sol tarafımıza baktığımızda abi tehlikeli yaratığı yine görüyoruz. Orijinal Profesör Skip Tuvalet'i görüyoruz. Devam ediyoruz ve burada Profesör Skip Tuvalet bizi fark ediyor. Ateş eden bu kurtulduğumuz bir şekilde biz de ona ateş ediyoruz. Ve nereye kaçtığını takip ederken, onun peşine giderken tam burada durduruyorum. Buraya atılamış olmanız lazım. 67. bölümün part 1'ine geldiğimizde tam burada bakın arkadaki kapı. Hatırladınız değil mi? Hatta bu kapının üstünde böyle 3 tane tuvalet olduğunu söylemiştik. Ve sonunda bu kapının içine girmeyi başarıyoruz. Burada bir sansür geliyor. Burada biliyorsunuz izleyenler şanslı. Çünkü burada YouTube'da gösterilmemesi gereken bir sembol gösterdi Duffer. Çok garip bir semboldü. Yani onun anlamını bilenler biliyordur. Şimdi burada söylemeye gerek yok. Evet, devam ediyoruz. Burada sona da girdik. Ama Speakerman kendini feda ediyor ve tek kol olmasına rağmen kapıyı bizim için açık tutuyor. Burada onun sayesinde herkes içeri giriyor görüyorsunuz. Herkes, bütün herkes içeri giriyor. Ve size burada söylemek istediğim bir şey var. Öncelikle şurada G-Man hala arkada savaşmaya devam ediyor. Bir sürü ışıklarıyla beraber. Ve tam bu ekrana bakın kapının arkasına giriyoruz artık. Ve şurada bir güvenlik kilidinin kırılmış olduğunu görüyoruz. Ve bunun kimin yaptığı hakkında bir fikrim var. Tabii ki de kırmızı takım elbiseli kameraman. Bu kameramanı sürekli görüyoruz. Hiçbir şekilde ölmüyor ya da yani başına bir şey gelmiyor. Sürekli ortalıklarda geziyor. O kameramanın hala ne anlama geldiğini bilmiyorum. Yorumlarda teorilerinizi yazabilirsiniz. Ve devam ettiğimizde Titan Speakerman'ın çok zorlandığını ve arkadan birisinin son anda girdiğini görüyoruz. Yani Plunger kameramanın ölmediğini görüyoruz. Bakın burada üstünün başının fena bir şekilde yırtıldığını ve abi Titan Speakerman'ın burada öldüğünü görüyoruz. Pardon, Titan Speakerman değil, normal Speakerman. Burada Speakerman için like'lar abonmanızı istiyorum. Bakın bizim için kendini feda etti. Size like'lar abone. Evet, çoğu gitti, azı kaldı. Artık kapının arkasındayız ve dünya ikiye bölündü. Şimdi kapının ardındakiler yani bizim yaşayacaklarımız ve kapının dışarısındakiler Titanlarla G-Man'lerin savaşı. Şu an ikiye bölündü ve ne olacak hakkında hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle 67. bölüm part 5 hatta 6 bile gelebilir. Evet, burada herkes şok içerisinde Plunger kameramanın pompasını veriyoruz.
Ve tam burada, iyi dinleyin. Bakın. Bir kız çığlık sesi duyuyoruz, duydunuz mu? Yani Skibidi'lerin base'ine girdiğimize göre ben ilerlerdeki bölümlerde büyük bir boss olarak ben Skibidi Woman'ın geleceğini tahmin ediyorum. Ve şu ekrana şöyle baktığımızda bu sağdaki soldaki yeşil kutuların bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Yani içlerinde belki TNT de olabilir, bomba da olabilir, herhangi bir sürpriz de olabilir. Yani illaki buralarda bir şey olduğundan şüpheliyim. Ve tam burada Profesör Skibidi kaçarken şuraya iyi baktığımızda onun sol tarafa doğru girdiğini görüyoruz. Ve burada hem sol tarafa hem de sağ tarafa bir giriş olduğunu, yani burada da yine yolumuzun ikiye ayrılacağını tahmin ediyorum. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Biliyorsunuz 67. bölümün part 1'inde mağaranın üstünde bir tuvaletler görüyoruz. Ama tuvaletlerin kafasında görüyoruz ki hiçbir insan kafası yok. Ve tam olarak son bölümde gelen bu çığlığı İnsanlar üzerinde deneyi yapıp yeni bir Skibidi yarattıklarını düşünüyorum. Yani sonuçta burası bir deney üssü. Mağaranın gerisindeki tuvaletlerin üstünde bir Skibidi kafası yok. Ve burada insan sesleri geliyor. Yani dediğim gibi olabilir. Ve şimdi sizlere kimsenin bilmediği bir teoriden bahsedeceğim. Son kısımda biliyorsunuz bulanık bir yer vardı. Ve o bulanıkta biraz daha açtığımızda bir yazılar görüyoruz. Normal bir şekilde Skibidi yazıyor olabilir. Ama Yunan alfabesine baktığımız zaman burada birkaç kelimelerin gizlendiğini görüyoruz. Yani Skibidi kelimesini tek tek Yunan alfabesinde baktığımız zaman Epsilon, Kappa, Iota, Beta, Iota, Delta, Iota adında bir şifre ortaya çıkıyor. Bunun ne anlama geldiğini henüz anlayamadım ama sizler bana yardımcı olabilirsiniz. Aklınıza gelen her şeyi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada bu teori Türkiye'de ilk ben söylüyorum, birinden görürseniz benden çalmış demektir. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan like atmayın, kanalıma abone olup yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın. O zaman söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.